Efendim bir dönemlere gidiyoruz. Çok geçmiş uzun yıllara gidiyoruz. Arabesk müziğinin babalarından bir tanesi Müslüm Baba. Ve Müslüm Baba'yı rahmetle anıyoruz. Mekanı cennet olsun. 2013 yılında kaybettik. Onu Hakk'a yürüdü. Ve ardında sevenleri var. Ve bu sevenleri onu dünkü gibi, yaşadığı günkü gibi hala yad ediyor. Onunla ilgili biliyorsunuz filmler yapıldı, filmler çekildi. Müslüm Gürses'in hayatını anlatan film. Kendisi rahmetli olduktan sonra televizyon ekranlarına, sinema ekranlarına düştü. İçine eklemeler oldu, fazla diyenler oldu, az diyenler oldu. Ama Antalya'da yaşayan Adanalı, Allah'ın adamı Müslüm Gürses'in çocukluk arkadaşı. Evet, Müslüm Baba'nın çocukluk arkadaşı bir abimizi bulduk. Ve onunla Müslüm Gürses'i hem yad edeceğiz hem rahmetle anacağız. Ve yanımızda çok değerli Şevki abimiz var. Sizi biraz tanıyabilir miyiz Şevki abi? Ben Urfa'dan Adana'ya geldik. Adana'da ilkokulu bitirdik. Müziğe başladık. Müzikten sonra tabi ilerlemeye başladık. Siz de mi müzisyensiniz? Evet. Yani Müslüm Gürses'le olan anılarını anlattıracağız. Hiç şüphesiz Şevki abinin. Soy isim neydi Şevki abi? Şevki Şimşit. 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 Şimşit değil mi? Evet. Evet. Esas doğum Urfa ama büyüme yeri Adana. Adana. Müslüm Gürses'le Urfa'dan beri mi tanışıyorsun? Evet. Urfa'dan değil, Adana'dan tanışıyoruz. Adana'dan. Yaş kaçtı o zaman? Yaş o zaman 14 yaşındaydı. Nasıl tanıştın Müslüm Baba'yla? Aynı mahallede, kapımız karşı karşıyaydı. Yan yana mı oturuyordun? Yan yana oturuyorduk. Bize bir Müslüm Baba'yı anlatır mısın senin gözünden yani baktığın zaman? Bir kardeş gibi büyüdük. Kardeştik biz. Hiç aramızda herhangi bir şey yoktu yani. Nasıl bir adamdı öyle? Gürültülü bir adamdı, geçimsiz bir adam mıydı? Yok, öyle bir adam değildi. Kafasına vur, elini cebine sok, parasını al ya. Hani diyorlar ya, ekmeği yenir, su içilir. Tabi, ekmeği yenilir, suyu içilir. Ya adama boşuna baba demiyorlar diye. Abi baba ya. Yani acıları çok yaşamış bir adam olarak biliyoruz. Çok yaşamış. Neler, Müslüm Gürses'e ne aklınızda, hafızanızda, iyi veya kötü? 6 ay Adana Balcalı'da hastanede kapılarında yaşadım ya. Müslüm Gürses. Kaza yaptıktan sonra. Müslüm Gürses mi kaza yapmıştı? Evet. Nasıl bir kaza yapmıştı? Ya öyle bir şey ki yani, pavyondan çıkıyor, şeye gidecek, Tarsus'a gidecek. Tarsus'ta bir iş daha alacağım dedi. Gitme dedim, etme dedim. Ben gideceğim dedi. O zaman şöhret falan değil değil mi? Şöhret değil de şöhrete basmıştık. O zaman şöhrete basmıştık. Bu arada sen ne iş yapıyordun? Ben bağlama çalıyordum. Müslüm Gürses'e bağlama çaldın mı? Çaldım ben. Müslüm Gürses'e bağlama çalan bir adam. Hem çocukluk arkadaşı. Eskiden pavyon işleri modaydı. Evet. Şimdi pek öyle. Olmasa da olmadı, pavyonda çıkmak, pavyonda asolist olmak önemliydi yani. Önemliydi. Önemliydi. Evet. Peki başka neler söylemek istersiniz Müslüm Gürses'le Şevki abi? Abi çevrilmiş olan filmin hepsi yalandır. Öyle mi? Hepsi yalandır. Doğrusu nedir? Yani doğrusu veya yalan bulduğunuz, doğru bulmadığınız ne? 5 sahnenin de 5'i yalan abi ya. Mesela örnek verebilir miyiz? Örneği şöyle ki ne? Biz kazayı öyle yapmadık. Anne babayı öyle sofranın başında öldürmedi. Sokakta öldürdü. Neler çektiğimizi bir ben bilirim, bir Allah bilir ya. Öyle. Yani sokak ortasında işlenmiş cinayeti yemeğin başında vurup öldürüyor ya. Baba. Babası öldürür. Fakat öyle bir şey ki ne? Baba öyle alkolik bir kişi değildir. Ekranda olduğu gibi. Ekranda olduğu gibi değildir. Baba çok kaliteli bir kişiydi. Neden böyle bir olay oldu peki? Baba hapse girince küçük yaştaydı çocuklar. Ev mağdur kaldı. Mecbur kaldı. Kaç kardeşlerdi bunun Müslüm? İki kardeş. Müslüm Bey en büyüğü müydü, en küçüğü? En büyüğü Müslüm'dü.
Sonra baba cezaevine giriyor. Baba cezaevine. Geçim sıkıntısı da var. Müslüm Gürses o zamanlar kaç yaşındaydı? 13-14 yaşındaydı. Geçimini nasıl sağlıyorlardı o zaman? Pavyonda. O zamanlar sahneye çıkıyor muydu böyle? Çıkıyordu. Çıkıyorduk ama beleşine çıkıyordu. 15 lira 20 lira para veriyorlardı. Geceliğe. Geceliğine. Kaçak çıkıyordu, kaçak çalışıyordu. Yaştan dolayı mı? Yaştan dolayı. Yaştan dolayı. Ha. Peki, Müslüm Gürses sonra şöhret oldu. Sonra şöhret oldu. Siz o aradan koptunuz mu? Koptum ben. O arada koptum ben. İstanbul. Sizi unuttu mu yani? Yok canım, unutmadı beni. Ben unuturum ya. Babasını unutur, beni unutmaz abi ya. Peki Şevki abi, bu piyasa, müzik piyasası, özellikle şöhret piyasası bir dönem daha 80'lerde, 90'larda daha bir böyle bir hitti. Şimdi evet. Çok böyle şöhret basamağı mantığı yok da. Yoktu. O dönemler sadece tek kanallı bir televizyon ve kaset, plakçıların önü un kapanı, kut kapanı gibi. O günden bugüne, o en rahmetli olduğu güne kadar sizin aranızdaki bağ hep devam etti diyorsun. Hep devam etti ya. Sana ne diye hitap ediyordu Şevki abi? Arkadaş diye. Arkadaş. Arkadaş. Kardeş değil. Arkadaş. Arkadaş. Ekmeğe, yarım ekmeğe beraber yerdik. Hala Adana'da bir bakkala 20 kuruş borcumuz var ya. Hala. Hala. Bak duyuyor musunuz Şevki abi? İlk defa söylüyor bunları. Bir bakkala. Sene kaçtı o zaman? Sene 67 falandı. Ya insan gider bir helalleşirdi bari. Helalleşmeye kabul etmedi. İkiniz birden geleceksiniz dedi. Hele helallik alacaksınız dedi. O da olmadı. O da olmadı. Olmayınca 20 işte, kuruş borç duruyor. Yarım ekmek, çeyrek ekmeğe ona, çeyrek ekmeğe bana. İçine zeytini koyduk. Bakkaldan borç aldıydık. Müslüm Gürses'in en çok hangi şarkılarını seversin? En çok hangisini? Ya hepsi sevilecek bir şarkılar ya. Hepsi derin yaşanmış. Derin yaşanmış hikayeler abi ya. Ama ilk parçası Sevda Yüklü Kervanları, Karacaoğlan'ın eseri. Sözler Karacaoğlan'a ait, müzik Halid Araboğlu'na ait. Sevda Yüklü Kervanlar hep kapından geçer. O şiir Karacaoğlan'ın şiiri. Ama Müslüm Baba da fena müzik okuyordu. Müzik yapamadık biz ona. Fena okuyordu ama yani. Fena okuyordu. Rahmetli. Öyle. Sevda Yüklü Kervanların mimandarı. Mimanları ya. Mimandarı. O dönemden sonra çok fazla bir Sevda Yüklü Kervanlar daha çok fazla popülaritesini korudu. Abi. Çok anlatılacak, çok türküleri var, çok kasetleri var, çok filmleri var Müslüm Baba'yı. Siz rahmetli olduktan sonra Adana'da bir mevlüt düzenledim. Siz kendiniz mi yaptınız? Ben yaptım. Müslüm Gürses'in Adana'daki 40 yemeğini Şevki abi yapmış. Adana Merkez Camisi'nde. Kaç kişi katılmıştı? Hemen hemen vardı, 200-300 kişi vardı. Kendi çevrenizden? Evet. Rahmetli olmadan en son ne zaman görüşmüştünüz? Bir ay önce. Nerede görüşmüştünüz? Burada, Antalya'da. Antalya'da. Antalya. Yüz yüze görüşmüştünüz. Yüz yüze, ailece. Ailece? Ailece. Neler hissettiniz, ne konuşmuştunuz o zaman? Gelmişten geçmişten işte ya. Eski günleri hiç yad ettiniz mi? Hem nasıl etmez, olur mu yok abi? Kahkaha attı mı Şevki abi? Hiç sorma ya. Yemeğin başında bile bağırdı ya. Görüyorsunuz işte. Neler düşünüyorsun şimdi onu toprağa veriniz? Rahmetli oldu. Allah gani gani rahmet eylesin. Her an için kalbimde yaşıyor ya. Kalbimde. O benim kalbimde ya. Evet Şevki abiyi de duygulandırdık. Çok uzun seneler birlikte zeytin ekmek yedikleri bir dost yitirmiş. En kötü günlerden en şöhretli güne kadar hayatın her alanında olmuş. Şevki abi de bugün Antalya'da Müslüm Baba'yı rahmetle anmak istedik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. İzleyenlere bir şey söylemek ister misin?
sevenlerimize çekinmeden yine kalplerinde taşısınlar. Bu arada bağlama bıraktınız mı? Çalıyor musunuz? Bıraktım, bağlamayı bıraktım abi. Her elimi aldığımda aklıma geliyor. Bu yüzden bağlamaya küstüm diyorsun. Küstüm ya. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim abi. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugün arabeskin müzik dünyasının çok önemli bir değerini, Müslüm Baba'yı rahmetle anıyoruz. Şevki abimizi de çok teşekkür ediyoruz. Onunla Müslüm Baba'yı birkaç cümlede olsa yad etme fırsatı yakalamış olduk. Sevenlerine Antalya'dan selam ve saygılar yolluyoruz. Allah'a emanet.